Andrei Tarkovski 4 Nisan 1932'de Sovyetler Birliği'nde dünyaya gelir. Annesi Maria oyuncu, babası Arseni şairdir. O henüz 3 yaşındayken babasıyla annesi ayrılır. Eğitimine müzik ve Arapça ile başlayan Tarkovski, sinema eğitimini Moskova Devlet Sinema Okulu'nda alır. Sinema yolculuğu 1961 yılında bitirme projesi için çektiği 45 dakikalık Silindir ve Keman isimli eserle başlar. Film bir işçi ile keman çalan bir çocuk arasındaki ilişkiyi anlatır. İlk uzun metrajı ise bir yıl sonra çektiği Ivan'ın Çocukluğu'dur. Venedik'te Altın Aslan'ı kazanan film, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgalini, Ivan isimli bir yetimin savaşa bakışını, savaş içindeki konumunu anlatır. Bunu yaparken savaş karşıtı bir tutum sergileyen film, kısa bir öyküden uyarlanmıştır. Bir sonraki filmi 1969'da Cannes'da gösterime giren, sihirli sinema dilinin daha net hissedildiği Andrei Rublev'dir. Film, Orta Çağ'ın en büyük ikona ressamı Andrei Rublev'in hayatını anlatırken, dönemin Rusya'sını gözler önüne serer. Tarkovski izlemenin yalnızca film izlemek olmadığı, büyülü bir deneyime dönüştüğü filmlerden biridir. Birkaç yıl sonra 1972'de bir bilim kurgu filmi çeker. Solaris. Uzay istasyonunda psikologluk yapan Chris'in başından geçenleri anlatan film, Cannes'da büyük jüri ödülü alır. Bir sonraki filmi ise Aynadır. Annesinin karakteri üzerinde büyük etkisi olduğunu söyleyen Tarkovski, bu otobiyografik eserde çocukluğunu, hayatını bir ayna misali yansıtır. Filmde babası Arseni Tarkovski'nin şiirlerini kullanan Tarkovski, babasıyla arasındaki ilişkiyi zaman akışını eriterek sunar. Geçmiş siyah beyaz değildir, bir belirteci yoktur. Takip etmesi ve anlaşılması zor olan bu filmle ilgili ilginç bir detay vermek isterim. Tarkovski'nin çocukluğunda evlerinin önünde yetişen kara buğdayı, köylülerin artık yetişmez demesine rağmen filmde görmek istediği için ekip büyüttüğü söylenir. Bir belgeselde dünyaya gelme nedenimizin mutluluk olmadığını, mücadele etmenin gerekliliğini, iyilik ve kötülüğün içimizdeki savaşını anlatan Tarkovski, 1979'da inancın, isteğin ve gerçeğin sorgulandığı İş Sürücü'yü çeker. Gizemli bir bölgeye yapılan keşfi anlatan film, adeta bittikten sonra başlar. Mekan seçimleri ve zaman algısı o kadar gerçektir ki, iş sürücüyle birlikte dolaştığınızı hissedebilirsiniz. İş sürücüden 4 yıl sonra çektiği bir diğer başyapıt ise Nostalji'dir. Rus bir besteciyi araştırmak için İtalya'ya giden Rus yazarın hayata yabancılaşmasını anlatan film, bir otobiyografi sayılabilir. Delinin haykırışı sahnesi başta olmak üzere etkileyiciliği kuvvetli bir film olan Nostalji, Tarkovski'nin ülkesinden uzakta çektiği ilk filmdir. Bahsedeceğim son film olan Kurban, 1986'da Cannes Film Festivali'nde büyük jüri ödülü almıştır. Dünyanın nükleer savaşla birlikte iyice kötüye gittiğini ve Tanrı'ya bir kurban verilmesi gerektiğini düşünen aktör ve gazeteci Alexander'ın serüvenini anlatan film, ne yazık ki Tarkovski'nin son filmi olmuştur. Kurban filminde "Ölüm diye bir şey yok, sadece ölüm korkusu var," diyen usta yönetmen Tarkovski'yi saygıyla anıyor, Polonyalı yönetmen Kieślowski'nin sözleriyle videoya nokta koyuyoruz. Tarkovski, son yılların en büyük yönetmenlerinden biriydi. Ne yazık ki öldü. Herhalde daha fazla yaşayamadığı için. İnsanlar genellikle bu yüzden ölür. Ölüm sebebinin kanser, kalp krizi ya da araba kazası olduğu söylenebilir. Oysa insanlar yaşamaya devam edemedikleri için ölürler.